Herkese merhabalar. Çok güzel bir kitlenin karşısındayım ve çok heyecanlıyım bundan ötürü. Hem işte Wikipedia topluluğu hem de Türkik Wikipedia'cıların bir arada olması oldukça güzel. Bu etkinliğe de hem katıldığım hem de bizim topluluğumuz adına da bir sunum yapma şansını yakaladığım için de hepinize çok teşekkür ederim. Ben Orkut Murat Yılmaz. Türkiye'deki ve dünyadaki pek çok özgür yazılım, özgür ya da açık veri topluluklarının üyesiyim elimden geldiğince. Kimi sivil toplum kuruluşlarının da hem Türkiye'de hem dünyada üyeliğini yürütüyorum. Bu konuyla ilgili Türkiye'de Linux Kullanıcıları Derneği, Alternatif Bilişim Derneği'nin yanı sıra Yer Çizenler Herkes İçin Haritacılık Derneği üyesiyim. Özgür ve kitle kaynaklı coğrafi verinin ve bunları üretecek olan yazılımların ve araçların yaygınlaştırılmasında, kullanıma açılmasında çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşuyuz biz. 27 Temmuz 2017 yılında tarihinde kurulduk. Ve o zamandan beri pek çok çalışmaya el atmış durumdayız. Yer çizenler adı Yunanca geo yer, grafiye çizmek. Yani coğrafyacıların biraz esprili bir şekilde söylenmesinden geliyor. Şu anda burada ilk yaptığımız işlerden birisi var. Bina adlı bir proje geliştirmiştik. Burada İstanbul'un çeşitli yerlerinde yaşayan o yıllarda mültecilere kendi ana dillerinde atölyeler düzenleyerek işte Arapça, Farsça, Sıvahili, Peştun gibi dillerde atölyeler düzenleyerek buradaki coğrafi verilerin üretilmesini, eksikleri varsa onların giderilmesini sağladık. Daha sonra da kendileriyle ilgili bir hizmet almak istedikleri zaman işte bu hizmeti almalarına yardımcı olacak OpenStreetMap adlı üzerinden veri üretmelerini ve navigasyon yapmalarına yardımcı olduk. Mülteci konusu oldukça ilginç bir konuya dönüşmek üzere dünyada. Takip ediyorsanız bir küresel iklim değişikliği derdiyle uğraşıyoruz. Ve tanıdığımız her 4 kişiden birisinin mülteci olacağı bir geleceğe doğru gidiyoruz. Geçen yıl Glasgow'da yapılan iklim zirvesinde Türkiye sınırlarına 300 milyon kadar mültecinin 2030-2035 arası geleceği söyleniyor. 2040'tan itibaren de bizim Türkiye ile işte Suudi Arabistan'ın su envanteri birbirine eşit olacak diye bakılıyor. Yani aynı miktarda suyumuz olacak. Bu yüzden de hani bu konulara özgür veri toplulukları olarak daha fazla eğilmemiz gerekecek günleri yaşayacak gibiyiz. OpenStreetMap bizim en çok kullandığımız araç özgür veri alanında, özgür coğrafi veri alanında. OpenStreetMap 2004 yılında bir bisikletçi tarafından kurulmuş. Kendisi aynı zamanda bir bilgisayar bilimcisi, Steve Kost. Steve Kost bisikletle dağ bayır gezerken işte gezeceği yerlere içkin iyi bir harita olmadığını görüyor. Diyor ki ben bir harita üreteyim. Hani benim gibi bisikletçiler kullanırlar. Fakat bizde var. Türkiye'de eski adıyla Harita Genel Komutanlığı, şimdiki adıyla Harita Genel Müdürlüğü'nün ürettiği büyük ölçekli harita yapım yönetmeliği var. Her aklınıza estiğinde harita yapamıyorsunuz. Bu haritaları basamıyorsunuz, yaygınlaştıramıyorsunuz. İngiltere'de de bu konuyla ilgileniyor. Ordnance Survey ilgileniyor. Yine bir askeri haritacılık ajansı. Onların da bayağı kısıtları var büyük ölçekli harita yapmak için. Fakat yasal olarak yok. Yani gidip kendiniz dağ bayır gezip GPS izlerinizi kaydettikten sonra bunları internet açık kaynak olarak paylaşmanızın herhangi bir engeli yok. Steve Kost da bunu keşfettikten sonra kendisi ve bisikletçi arkadaşlarıyla beraber ortaklaşa bir şekilde GPS izlerini paylaştığı bir platform kuruyor. Daha sonra buna bir karo yöneticisi ekleyerek işte çeşitli yakınlaşma ya da uzaklaşma düzeylerine göre farklı karolar görebildiğiniz bir altlık, bir coğrafi altlık ekledikten sonra dünya haritasını bunun üzerinden üretmeye başlıyor. OpenStreetMap işte hani tek kişinin başlattığı bir proje olsa da 2004 yılında şu anda 9.2 milyon insan coğrafi veri üretiyor OpenStreetMap üzerinde. Günlük yaklaşık 4 milyon değişiklik yapılıyor haritanın farklı yerlerinde. Bugün işte Instagram'da ya da işte E-Devlet dediğimiz bizim Türkiye uygulamalarında, yüksek hızlı trende işte bir haritaya erişmek istediğiniz zaman gördüğünüz şey OpenStreetMap. OpenStreetMap'in özelliği yani yerel bilginin öncelikli olması. Yani bir yeri iyi biliyorsanız sizin yaptığınız düzenleme en geçerli düzenlemedir üzerine kurulu. Diğeri kitle tabanlı, tıpkı Wiki gibi, Wikipedia gibi ya da işte Wikimedia'nın, Wikidata'nın diğer araçları gibi kitle kaynaklı bir şey çıkartıyor ortaya. Ve veri de yine aynı özgürlüklere sahip Wikidata'da olduğu gibi. Arada bir ayrım var ama yani Wikipedia bildiğiniz gibi CC, Creative Commons lisansını kullanıyor. OpenStreetMap ise ODBL diye bir başka lisansa sahip, Open Database License.
Ara ara bu iki lisanstan ötürü iki tarafında verileriyle ilgili tartışmalar, çakışmalar dönüyor. Ancak her ikisi de belli özgürlükleri yanına getiren avantajlara sahipler. OpenStreetMap'i dünyanın değişik yerlerinden çok değişik insanlar çok çok başka amaçlarla kullanabiliyor. Yani akademik amaçlarla kullanabilirsiniz, ticari amaçlarla kullanabilirsiniz, bir topluluk ilişkisini yürütmede kullanabilirsiniz, insani yardım amacıyla kullanabilirsiniz, önünüzde bir engel yok. Burada da çeşitli örneklerini görüyoruz. İnsanlar farklı işler için OpenStreetMap kullanırken, onunla ilgili OpenStreetMap verisi üretirken ya da OpenStreetMap verisini düzenlerken. Şimdi OpenStreetMap tarihçesinde önemli bir olay var. Video oynatabiliyor muyum acaba burada? Deneyelim olmadı. İzin vereceğim galiba. Şimdi 2010 yılında, Ocak 2010'da Haiti'de bir deprem gerçekleşti. Deprem 9 büyüklüğündeydi Richter ölçeğiyle. Yani bu logaritmik bir ölçek kullanıyor Richter ölçeği ve işte bizim İstanbul'daki en son yakınlarda gördüğümüz Gölcük depremi 1999 7.2 ya da işte önceki yıl olan İstanbul depremi 5.8. Oradaki virgülden sonraki ya da virgülden noktadan sonraki her bir artış logaritmik bir artış demek. Yani 10 katına, 100 katına çıkarak gidiyor. Bu yüzden 9 gerçekten hani işte kıyamet, cehennem gibi adlarla da anılıyor bu nedenle. Oldukça fazla can kaybına ve maddi hasara neden olmuş bir deprem. Depremin olmasından sonra da orada afet envanter bilgi yönetim sistemleri var. Afet envanter yönetim sistemi ya da başka adıyla. Sahada çalışan çeşitli uzmanlar gidip bu envanter yönetim sistemlerini kurmak istiyor. Yani nerede sanitasyon merkezi olacak, nerede sahra tuvaleti, nerede işte çadır kent kuracaksınız, nerede sağlık merkezi kuracaksınız. Bunların her birinin planlamasını yapmanız gerekiyor. Bunun için de elinizde yani bölgenin güncel bir coğrafi verisine ihtiyacınız var altlık olarak kullanabileceğiniz. Maalesef bu yok. Yani Haiti'nin var olan haritaları işte İngilizler falan çizmişler daha çok ve kağıda basılı olarak duruyorlar. Bir coğrafi veri altlı olarak bir bilgisayarda gözlemleyebileceğiniz, bir sunucuda kullanabileceğiniz biçimde değiller. Birisi OpenStreetMap mail grubuna atıyor. Yani topluluğun grubuna. Hadi Haiti'nin coğrafi verisini biz üretelim. OpenStreetMap üzerinde üretelim. Yaparız yapamayız tartışma dönerken işte diyorlar. Bizim bunun için güncel uydu fotoğraflarına ihtiyacımız var. O zamanki adı Digital Globe olan bir şirket var. Digital Globe'a herkes e-posta göndermeye başlıyor. Fax çekiyor, tweet atıyor. Şimdiki adı Maxar bu arada bu grubun. Ve dünyadaki en büyük hala uydu verisi, uydu görüntüsü satıcısı bu şirket. Maxar, şimdiki adı, o zamanki adı Digital Globe, Haiti'nin depremden hemen önce ve hemen sonra çekilmiş olan fotoğraflarını bağışlıyor proje için. İnsanlar da onların üzerinden Haiti'nin coğrafi verisini üretmeye başlıyorlar. Fakat bir sorun daha çıkıyor ortaya. Tam olarak aynı noktada işte beraber çalışırsak veriler üst üste binecek, çakışacak gibi dert. Birkaç kişi de bir araya gelip oturup yazıyor. Bir görev yöneticisi yazıyor küçük. Karelere biliyorlar haritanın haritasını ve birisi bir kare parçasını kilitlediği zaman 3-4 saat boyunca ondan başkası dokunamıyor. Böylelikle 17 bin kişi bir araya geliyor. 8 günde bütün Haiti'nin haritasını çıkarıyor. Ben bu işin bir profesyonel olarak söylemeliyim ki bu iş yani klasik anlamda bir hali hazır harita üretim tekniğiyle yapılıyor olsaydı milyarlarca dolar tutar ve aylarca bitmezdi. 8 günde bu iş şu şekilde bitiyor. Bunun ardından tıpkı diğer işte OpenStreetMap'in dahil olduğu özgür yazılım toplulukları gibi nasıl hani işte Wikipedia'da da alt topluluklar varsa, nasıl işte GNU Linux dağıtımlarının işte Debian'dır, Ubuntu'dur farklı farklı uzmanlaşmış şeyleri varsa OpenStreetMap'in içinde de bir başka uzmanlık üzerine odaklanan bir topluluk doğuyor. Humanitarian OpenStreetMap Team. Şimdi OpenStreetMap bir vakıf tıpkı gibi Wikimedia Foundation gibi. OpenStreetMap Vakfı İngiltere'de, merkezi onda, Londra'da. Fakat içinden çıkan bu insani yardım amaçlı coğrafi veri üreten topluluk, Humanitarian OpenStreetMap Team Foundation, bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington DC'de bir vakıf. Şu anda HAT kısa adıyla
400 bin etkin üyeye sahip. 400 bin kişi, ben de dahil olmak üzere. Dünyanın çeşitli yerlerindeki işte sığınmacılık ve göç, afet ve iklim direnci, cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kentler ve topluluklar, halk sağlığı gibi konularda gönüllü olarak coğrafi veri üretiyor. Dünyanın herhangi bir yerinde bir afet gerçekleştiğinde HAT'ın işte Slack grubu var, Slack kanalı var daha doğrusu. Slack kanalında işte onun kanallardan bir tanesi ya da odalardan bir tanesi şey üzerine, afet üzerine. İşte şurada bir afet gerçekleşti, acil olarak tepki gösterelim, hani acil olarak bir şey yapalım. İnsanlar toplanıyorlar, görevler oluşturuluyor. Acil coğrafi veri nerelerde gerekecekse, henüz üretilmemiş olan güncel uydu fotoğraflarının üzerinden çeşitli buna dair coğrafi veri üretiliyor. Tabii yalnızca şey, afet sonrası hareketlilik olarak bakmamak lazım insani yardım amaçları üretme işine. Sınır tanımayan doktorlar örgütüyle beraber çeşitli çalışmalar yapılıyor. Burada onun da amblemi var. Şimdi sınır tanımayan doktorlar örgütü Orta Afrika'da bir aşı kampanyası düzenledi diyelim. Orada köy köy dolaşıp işte sizde aşılanacak çocuk var mı diye soracaklar evlere. Fakat şey yok ortalıkta, yani köylerin haritası yok. Çünkü oralarda Starbucks yok. O yüzden Google oraları haritalamıyor. Ya da işte kimse iPhone almıyor. Apple da haritalamıyor. Arabası yok insanların, Here da haritalamıyor. Dünyanın her yerinden gönüllüler bir araya giriyorlar. Yine şeyde olduğu gibi, Haiti örneğinde olduğu gibi. Toplanıyoruz. İşte gidip Orta Afrika'da bir köyün haritasını çıkarıyoruz. Ya harita çıkarmaktan kastımız bu arada dört başı mamur bir şey değil ama en azından uydu fotoğrafından bakarak oradaki kulübeleri, evleri işaretleyebilmek çok büyük bir şey. Sonra sahada gezenler de bunları doğruluyorlar. Doğruladıktan sonra doktorlar gidip hani işte çocukların olup olmadığına dair bir kayıt tutuyor. Ve buna göre çocukların aşılanmasına katkı verebiliyorlar. 2019 yılında HAT'ın zirvesi şeyde Almanya'da Heidelberg kentinde yapılmıştı. Yine böyle bir salonda çeşitli HAT görevlilerinde çalışmış olanlar, o görevleri üretmiş olan insanlar sunumlar yapıyorlardı. Tanzanya'da yasal olarak çoktan yasaklanmış ama yine de işte bazı cahil aileler hala uyguluyor kadın sünneti. Kadın sünnetine karşı çalışan oradaki aktivistler, sahada çalışanlar kalktılar, işte sunum yaptılar, şöyle yaptık, böyle yaptık diye. Sonra dediler ki, aranızdan kaç kişi işte Tanzanya'daki kadın sünneti görevlerinde gitti, coğrafi veri üretti? Yani işte Tanzanya'nın köylerinin haritasını kimler çıkardı? Bütün salonu el kaldırdık. Dediler ki, yani tebrik ederiz, sizin sayenizde 8000 kadın hani son 3 yılda ölümden kurtuldu. 3 yıl içerisinde yaklaşık 8000 kadının ölmesini engellenmiş. Yani bayağı düşmüş kadın sünnetine nedeniyle ölüm oranları. Bu tür yararlı şeyler de çıkarmak mümkün olabiliyor. Yine yani yarın öbür gün dirençli kentler dediğimiz işte deprem, yangın, sel, onun dışında heyelan ve küresel iklim değişikliği nedeniyle oluşan ısı adalarına karşı coğrafi veri üretmede de HAT oldukça ilginç çalışmalar üretiyor. Sitesine girip orada üye olabilirsiniz. Yani üye olmanız da kolay zaten. OpenStreetMap kullanıcı adınızla oraya, yani single sign-on dediğimiz işlemle dahil oluyorsunuz. Biz HAT'la birlikte 2019 yılında Denizli'de bir deprem olduktan sonra orada bir coğrafi veri güncelleme çalışması yaptık. Burada aşama aşama işte ilk 24 saat 16 kişi katıldı. Sonra 7 Eylül'de geldiğimiz zaman 400 kişi katıldı, destek vermeye başladı. Bina ve yol verilerini düzenledik. Hiç de fena değildi aslında. Türkiye'de ilk yaptığımız HAT'la ortaklaşa insani yardım amaçlı coğrafi veri üretim çalışması buydu. Biz bunu yer çizenler adıyla yaptık yine. Afet sonrası coğrafi veri üretimi daha doğrusu. Sonra 2020'de rahmetli Mustafa Akgül Hoca vardır. Kendisi Nur içinde yazsın. Hani Türkiye'de özgür yazılım kültürünün, özgür veri kültürünün bir yerlere gelmesine en çok katkı vermiş insanlardan birisidir. Onun adına düzenlenen Özgür Yazılım Kış Kampı ve Özgür Yazılım Yaz Kampı var. Linux Kullanıcıları Derneği'nin. Orada Özgür Yazılım Kış Kampı'nda biz coğrafi veri araçları ile ilgili eğitim verirken yani tam o anda da Elazığ depremi oldu hatırlıyorsanız. Elazığ depremi olduğu için de biz katılımcılar burada kamptakilerle birlikte oturduk ve Elazığ depremine de yine coğrafi veri üretimi çalışması yaptık. Burada da yine HAT'la beraber hareket ettik ve açılan görevler üzerinden kullanıcılara çeşitli yardımcı olacak coğrafi verilerin üretilmesine yardımcı olacak. 2020'nin 30 Ekim'inde işte ikinci yıl dönümü yaklaşıyor. İzmir'de bir deprem daha oldu. Burada sadece HAT'la beraber coğrafi veri üretimi yapmakta yetinmedik. Hani İzmir'de bir de bizim dernek üyelerimizin de bayağı yoğun olduğu bir yer. O yüzden de daha fazla çalışma yapabildik İzmir'de. Önce şeye açtık baktık. AFAD'ın web sitesinde İzmir'deki deprem toplanma alanları Excel tablosu şeklindeydi. Önce bunları oturduk, harita üzerinde işaretledik ve işte OpenStreetMap üzerinden, çeşitli OpenStreetMap araçlarını kullanarak, UMAP diye Fransız OpenStreetMap topluluğunun oluşturduğu bir araç var. Doğrudan bir web coğrafi bilgi sistemi yapıp onun üzerinden insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Orada coğrafi olarak toplanma alanını gösterdik ve insanların navigasyon yapmaları için bir atlık vermiş olduk.
Daha sonra sahaya çıktık. Pardon, bunu şey yapacağım. Sahaya çıktık. İzmir'de işte Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin İzmir İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte sahaya çıkıp yıkılmış olan binaları deprem mühendisliğinin hani yaklaşımına göre coğrafi olarak işaretledik. Yani bu binaların yapım tekniği nedir? Betonarme mi? Yığma mı? Bu binalar nizam olarak neye sahiptir? Ayrık nizamlı mı? Bitişik nizamlı mı? Bu binalar kaç katlı? Bu bina işte orada başka hangi özelliklere sahip? Bodrum katı var mı? Çatı katı var mı? İşte olası kaçak kat durumu nedir? Gibisinden şeyleri ekledik. Sonra Üşahidi diye bir başka kitle kaynaklı coğrafi veri aracı var. Afet durumlarında kullanılıyor. Üşahidi Kuzey Afrikalı bir topluluk tarafından geliştirilmiş. Hatta Üşahidi işte şey yani Swahili'ye Arapçadan geçmiş. Şahitlik sözcüğünden geliyor. Üşahidi üzerinden insanlara burada aldığınız hasarı işaretleyebilirsiniz diye bir uygulama yaparak paylaştık. 1200 kişi başvuruda bulundu. 1200 kişi işte benim adım soyadım bu, telefon numaram şu, ben bu adresteyim, evimin konumu tam olarak şu enlem boylum cinsinden. Evde depremden hasar gördük, hasarın fotoğrafları bunlar. Acilen battaniye şu buna falan ihtiyacım var. Ayrıca işte şey, evde bizim Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bir şey yaptı, hasar tespit çalışması yaptı. Bu yaptığı hasar tespit çalışmasının üzerine işte gelip bir daha siz yapar mısınız ya da yapılmadı siz gelip yapar mısınız gibi başvuruda bulundu. Bunlar daha sonra tasnif edildi farklı coğrafi veri sistemleri üzerinde ve gidip orada mühendislerden ve mimarlardan oluşan, inşaat mühendisleri mimarlardan oluşan karma bir komisyonla burada hasar tespit tutanakları bir daha güncellendi. Bazı hatalı olan şeyler düzeltildi ve insanlara çeşitli anlamlarda destek olundu. Buralarda tümüyle yani ağırlıklı olarak OpenStreetMap ama diğer anlamda da başka özgür coğrafi veri araçlarını kullanarak bir şeyler yaptık. Bu çalışmanın üstüne bu yaz Karşıyaka Belediyesi'nde bir yaz okulu düzenledik. Burada öğrencilere, değişik bölümlerden gelen öğrencilere, işte harita mühendisliği, şehir bölge planlama, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı, mimarlık gibi bölümlerden gelen kişilere OpenStreetMap, Overpass API, Overpass şey yani bir tür wizard, yani Wikidata'da nasıl SQL yazarak bir şeyler elde ediyoruz ya, Overpass'te de onun kendi dili var, böyle JSON'a benzeyen, birkaç satır sorgu yazarak OpenStreetMap'ten veri indirebiliyorsunuz. QGIS'te bir işte birazdan tekrar göstereceğim. Masaüstü coğrafi bilgi sistemi ve PostGIS coğrafi ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi. Bu araçları gösterdik. Çok affedersiniz. Bu araçlarla İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir mahallede ağaçların çok affedersiniz. O kullanılmış galiba onu şey yapmayayım ben. Hay Allah. İzmir'deki Karşıyaka'daki ağaçların bir envanteri oluşturdu. Çok teşekkür ederim. Bu ağaçların envanterine göre işte geniş yaprak, kalın yaprak, ince yaprak, sivri yaprak gibisinden özellikleri, ağaçların cinsleri envanter üzerinde gösterildi. Ve peyzaj mimarlığı hocalarının da katkılarıyla küresel iklim değişikliği direnci hesaplandı ve bunlar da görselleştirildi. Şimdi bizim yoğun olarak kullandığımız OpenStreetMap dışındaki araçlar da az önce sizin ettiğim QGIS, PostGIS, Leaflet ve OpenLayers gibi araçlar. Bunları kullanarak aslında değişik harmanlar yapabiliyoruz. Ben kendim profesyonel yaşamımda da hani bunları kullanıyorum. Benim işim de coğrafi bilgi teknolojileri üzerine iş hayatında. Özellikle işte Wikidata'dan indirdiğim coğrafi verilerle OpenStreetMap'ten indirdiklerimi karşılaştırıyor ve birbirini doğrulama aracı olarak kullanıyorum. Ve bunları PostGIS adlı veri tabanına aktararak çeşitli işlerde kullanıyorum. Çeşitli işler için hizmet sağlıyorum. Ben süremin galiba sonuna geldim. Bir teşekkür edeyim ve soru cevap kısmına geçelim isterseniz. Sağ olun katıldığınız için. Buyurun hocam. Moderasyonu kim yapıyor bilmiyorum ama. Tamam. Öncelikle teşekkürler sunumun için. Ben uzun süredir tabii biz birlikteyiz. Tam engel bittiğinde ilk tanışmıştık Orkutlarla. Herkesin kafasında bir soru vardır. Ben o soruya öncelikle kendi çapımda cevap vereyim. Hani bu işte haritacılık, bunu yaparken işte haritacı olmak lazım vesaire gibi bir şey aklına gelebilir öncelikle herkesin. Ben 2 senedir başladım. Böyle ufak ufak katkılar veriyorum ve çok eğlenceli yani Wikipedia kadar eğlenceli bir şey. Köy yollarını çizmekle ilgili özellikle Türkiye'deki kırsal kesimdeki köy yollarını çizmekle ilgili çeşitli mapatonlar yapmıştık. Ben onlara katılmıştım. Yani öncelikle
bu iş için haritacı olmanıza gerek yok, onu söyleyeyim. Kendi yani belki oradan cevap duyarsanız ikna olmazsınız diye ben kendim de cevap vereyim. Ben haritacı değilim ve çizdim, çok eğlenceli. Onu söyleyebilirim. Bu şeylerde de çok fazla iş yapılıyor. Türkiye'deki afet dönemlerinde de çok fazla iş yapıldı. Bunun için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sizinle iletişime geçmek isteyenler için sorum o olacak. Onu yok sen de söyleyebilirsin, benden de geçebilirler ama sen de söylersen sevinirim. Yani web sitemiz yersizenler.org. Onun dışında da sosyal medya üzerinden de işte Twitter, Instagram, Telegram değişik yerlerden de iletişime geçebilirsiniz. Oldukça her birine yanıt veren arkadaşlar var burada. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben Azerbaycan'dan geldim. Orada Azerbaycan Milli Eğitimler Akademisi'nde çalışıyorum. Direkt coğrafya üniversitesinde. Benimle çok alakalı, o yüzden çok merakımı celbetti. Bir sorum olacaktı. Bu OpenStreetMap üzerinden mesela hidroloji, geomorfoloji, geoloji olarak mı bunlar, mesela geoloji dağlara ait, hidroloji çaylar, göller olarak ait. Mesela geoloji da landschaft metre diyerek muhtarif dağların çapı, yerlerin sinklanlaştırılması, antisinklanların olması. Bunlar üzerine yapılıyor mu böyle bir OpenStreet üzerinden? Şöyle. Mesela özür dilerim, siz şimdi Haiti'de olan depremi gösterdiniz. Mesela böyle bir haritaya geomorfoloji olarak bir bölüm üzerinden yapılabilir mi? Şöyle, çeşitli yer bilimlerine ait etiketler var OpenStreet Map üzerinde. Ve bunları kullanarak işaretleyebiliyorsunuz, yani tasnif edebiliyorsunuz. Yani buradaki şey, eğer bir işte kayaç yapıysa ve bu kayaç yapıya ait bir şey varsa elinizde, etiket varsa OpenStreet Map topluluğu tarafından belirlenmiş olan, kullanabiliyorsunuz. Biz bazen kullanıyoruz da kosmostan çekilmiş şekiller üzerinden, onu üzerine koyup striplerik böyle Azerbaycan'da, ya o yüzden sordum. Aslında işte kontrol edebilirsiniz de. OpenStreetMap'ten veri indirilir. İşte kosmostan da uydu görüntüleri bildiğim kadarıyla Azerbaycan'ın kendi uydu servisi var, değil mi? Kosmos. Zaten oradan götürüyoruz. Evet. Bu yüzden sordum ki bir bölümü götürüyorsa biz Karabağ bölgesini biliyoruz savaştan sonra birçok problemler yaşadık. Mesela olsun koordinatları götürdüğümüz zaman koyuyoruz da üst üste düşmüyor. Aynı şehri göstermiyor. Bazen o zorluklar yaşıyoruz. Yani orada dert benim şey alanım o, jeodezi. Ben şey geodezyacıyım hani derse de. Projeksiyon dediğimiz bir şey var. Yani üç boyutlu nesneler üzerine o şeyleri göstermeye çalışıyorsunuz. Coğrafi işaretleri. Bütün baz alınan üç boyutlu nesneler, o elipsoidler birbirinin aynısı olmayabiliyor. O yüzden üst üste bilinmiyor olabilir. Teşekkür ama onlar ederim. Hesaplanarak üst üste bildirilebilirler. Sağ olun. Sizin koordinatları götüreceğim. Mutlaka Azerbaycan'a bir şey yaparız sizinle. Yani inşallah. Allah koysa. Sağ olun. Allah koysa. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Benim sorum biraz da Wikidata ile alakalı. Ben OpenStreetMap'e katkı veriyorum. Wikidata'da biraz daha yoğun katkı veriyorum ama koordinatlar tarafında tahminimce lisans uyuşmazlığı yüzünden Wikidata ZC0 olduğu için OpenStreetMap'ten data alamıyor. Burada biz tabii şöyle bir yönteme gidiyoruz. Wikidata ID'lerini OpenStreetMap'e koymak gibi. Ama bununla ilgili şu manuel bir süreç sürüyor. Ben binaları tek tek dolaşıyorum. İşte QID'lerini giriyorum. Bununla ilgili yapılabilecek ya da aktif bir proje var mı OpenStreetMap komünitesi içerisinde ya da bu lisans uyuşmazlığını gidermek gibi bir tartışma var mı? Sormak tartışma var ikinci kısmı için. Tartışma hala sürüyor ama bir yere varmadı maalesef. Ama onlar için belki bu JOSM diye bir şey var. İşte Java OpenStreetMap Editor diye masa üstünde kullanılan. Orada belki topluca o ID'leri, hani Wikidata ID'lerini yüklemek gibi bir yola gidilebilir. Yani o da yine biraz tabiri caizse amelilik içeriyor ama şey olabilir. Belki de ya da bir scriptle de hani arada belli şeylerle güncellemek mümkün olabilir. O da yani işte bir seferde 20-30 düzenlemeyi içeren bir düzenleme seti gönderme şeklinde olursa spam olarak algılanmaz ya da işte o toplu kopyalama olarak algılanmaz. O tür etrafından dolaşma yoluna gidilebilir diye düşünüyorum. Ama güzel olur gerçekten olsa yani hani işte ise yani bunu buraya otomatik olarak eşleyen bir şey yapılsa, bir tool olsa harika olur gerçekten de. Teşekkür ederim. Hello, my name is Kayir. I'm from Kazakhstan. And Merhabalar, benim adım Kayir, Kazakistan'dayım. Şöyle bir sorum var. Kazakistan
her bir bölgenin haritası vardır Kazakistan'da. Acaba onları, bu bilgiyi OpenStreetData'ya yükleyebilir miyiz? Bundan çok emin değilim aslında. Katmanlarla alakalı sanıyorum. Bu suçlarla alakalı durumdan çok haberim olmadığını söyleyebilirim açıkçası, ama belki insanlar için çok yararlı olabilir. Hangi lisansa ihtiyacımız var bu OpenStreetMap'e yüklem yapabilmek için? Eğer bilgi size aitse bunu yükleyebilirsiniz ve sonra otomatik olarak lisanslanacaktır. ODBR olarak lisanslanacaktır. Sonuçta devlete bağlı bir şey bu. Ona ait bir şey. Hangi lisanslardan bahsedebiliriz acaba devlete bağlıysa bilgi? Bu konuda çok emin değilim, eğer devlete bağlıysa ya da devlet politikalarından haberdar değilim, ama size bu yükleme için izin verirse otomatik olarak lisanslanacaktır zaten ODBR olarak. Bundan başka özel olarak bir lisansa ihtiyacınız yok, ama belki şunu kanıtlamanız gerekebilir. Bu bilgi sizin olduğuna dair bir bilgi verebilirsiniz ya da bir ajantaya bağlı olduğuyla ilgili bir kanıtlama sağlayabilirsiniz belki bazı dokümanlarınız olursa. Peki, teşekkür ederim. Çok teşekkürler, benim için bir zevkti. (Gülüyor)